göre çevirmemiz lazım. Bir keyif daha iyi acıdır. Başlı reklamla mı diyorsun? Reklamla geldik. Şimdi başlayayım. Balamir başlıyoruz. Reklam. Ben bekliyorum. Ben de reklam için. Ben ona göre şey yapayım. Hoş geldiniz. Sayın Bakanım, Sayın Mali Yardımcım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanlarımız ve Belediye Başkan Adaylarımız, Sivil Toplum Kuruluşu'nun değerli temsilcileri, saygıdeğer basın mensupları, değerli misafirlerimiz, konuklarımız, hepiniz Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan Türk İnternet Medya Birliği, Radyo Ege Son Mühür İşbirliği'nde gerçekleşen İzmir İl Temsilciliği açılışına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok değerli isimler bizimle birlikte. Birçoğuyla çok önemli yayınlar yaptık. Birçoğuyla yeni tanıştık burada. Belki işbirliğini daha da ileri taşıyacağız hep birlikte. Zaten buna vesile olacak bu açılışta. Kurdele kesiminden önce açılış konuşmalarımız olacak. Dilerseniz sözü ben daha fazla uzatmadan hemen konuklarımızı takdim edeyim kürsüye. Öncelikle tabii ki ev sahibi olarak Son Mühür ve Radyo Ege Genel Müdürü Tunç Erciyas'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Merhaba, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tüm dostlarımızla bir araya gelmek çok güzel bugün. Burada tüm partilerden gelen misafirlerimiz var. Demokrat Parti'den, DSP'den, AK Parti'den, CHP'den, İYİ Parti'den ve partiler üstü bir toplantı. Yeniden Refah Partisi burada, Zafer Partisi burada. Çok güzel bir gün. Bizim için gurur duyduğumuz bir gün. Bu şerefli bir ortaklığa, bir işbirliğine imza attığımız bir gün. Son Mühür ve Radyo Ege biliyorsunuz 5 senedir bir aradalar. Radyo Ege 28 yaşında, Son Mühür'de 5. yılına girdi. Ve her geçen günde başarılarını devam ettiriyor. Ve daha güzel projelerde bir araya geliyoruz. Şimdi de Timbir ve BEHA ile bir işbirliği içerisindeyiz. Biliyorsunuz medyanın kısır döngüye girdiği bir zaman diliminde yaşıyoruz. Ve böyle güç birliklerine, iş birliklerine ihtiyaç var. Bu da bir başlangıç. Bugün bu açılışı 55 televizyon ortak canlı yayın yapıyor internet platformlarından. Bu çok güzel bir proje ve Türkiye'nin 81 ilçesinde temsilcileri olan bir birlik. Ve Birlik Haber Ajansı da aynı şekilde bu internet havuzundaki portallara ve gazetelere haber servisi yapıyor. Çok güzel bir işbirliği ve bu işbirliği içerisinde olmak da bizi onurlandırıyor. Stüdyolarımızda ortak yayınlar yapacağız. Bu aday tanıtım sürecinde de 30 günlük bir zaman dilimi var. Adaylarımız ve başkanlarımız burada kendilerini ifade edip tanıtımlarını bir yön verecekler. Biz de elimizden geldiğince desteklerimizi sürdüreceğiz. Konuşmak, kısa konuşma en iyisidir derler. Bana öyle öğrettiler. Çok teşekkür ederim. Hepinize hoş geldin diyorum. Hayırlısı olsun inşallah. Son Mühür ve Radyo Ege Genel Müdürü Tunç Erciyas'a konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Timbir Genel Başkan Vekili Rıfat Sait'i alkışlarınızla yine kürsüye davet ediyorum. Evet, Sayın Bakanım, çok değerli milletvekilleri, il başkanları, çok değerli basın mensupları, hepinizi ben de hoş geldiniz demek için karşınıza geldim. Çok kısa konuşacağım çünkü çok değerli bakanımız var, konuşacaklar. Türkiye İnternet Medya Birliği, Türkiye genelinde kurulmuş ve Sayın Cumhurbaşkanımız onayıyla kurulmuş bir birliktir. Ve bu birlik içerisinde Türkiye'deki tüm internet medyasını bir araya getirdik. İnşallah birazdan Sayın Başkanımızla konuştuğu zaman söyleyecektir. Yanlış bilgiler, yanlış haberlerin yayılmaması ve onların düzeltilmesi konusunda bir vazife edindik. Ortak haber ajansımızı kurduk, Birlik Haber Ajansı'nı Sayın Muhammed Bey'in de genel müdürlüğünde. Güzel çalışmalar yapacağız ve İzmir'de de gerçekten böyle bir birlikteliğe ihtiyaç vardı. İzmir'de bunu kuruyoruz, bugün başlatıyoruz inşallah. Hakan Bey'in de ön başkanlığında sağ olsun. Güzel şeyler yapacağız, hayırlı olsun. Ben tekrar teşekkür ederim, hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Timbir Genel Başkan Vekili Rıfat Sait'e konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Timbir Genel Başkanı Doktor Süleyman Basay'ı alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, partilerin değerli temsilcileri, Sayın Vekilim,
çok değerli dostlar, gazeteci arkadaşlarımız, İzmir'in değerli STK üyeleri. Türk İnternet Medya Birliği yaklaşık bir yıl önce 7 Mart 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla kurulan Türkiye'nin en büyük medya birlikteliklerinden biri. İşte burada hemen hemen her partiden dostumuz var. İşte medyanın birleştirici gücü bu. Medya herkesi bir araya getirebiliyor. Çünkü ortak paydamız. Eğer bugün medya olmasaydı burada yaptığımız açılışı sadece bizler bilecektik. Ama medya sayesinde bugün 55 kanal ve bizim 1000'e yakın üyemiz var. Türk İnternet Medya Birliği 81 ilde hemen hemen Türkiye'nin her ilçesinde temsilcisi olan, şu anda bugün 25 ülkede temsilcisi olan ve 1000'in üzerinde internet haber sitesinde haber paylaşan bir sistem. Sayın vekilimiz de söyledi. Bizim ana amacımız dezenformasyonu, Türkiye'de yalan dezenformasyonu azaltmak. Dezenformasyonu yok edemeyiz. Bizim bir mottomuz var. Dayanışma dezenformasyondan güçlüdür. Eğer birlikte hareket edebilirsek ancak dezenformasyonu yok edebiliriz. Sadece Türkiye için konuşmuyorum. Dünya için konuşuyorum. Biz geçen 2 ay önce burada Balkan Medya Forumu'nu yaptık. Balkanlardan 11 ülkeyi buraya getirdik ve Balkanlara bir Türk medya şemsiyesi, milli bir şemsiye kurduk. Neden? Çünkü orada FETÖ medyası öndeydi. Bir Türkiye aleyhine birçok çalışmalar yapıyordu. Biz onların yaptığı çalışmalara ters bir birliktelik kurduk. Bunun aynısını Türk dünyasında yapmak istiyoruz, Avrupa'da yapmak istiyoruz. Sivil inisiyatif bunları çok daha kolay yapıyor. Tabii ki İletişim Başkanlığımız dezenformasyonu önleme anlamında çok büyük çalışmalar yapıyorlar. Ama biz de sivil inisiyatif olarak buna katkı koymak istiyoruz. Yani çayı ancak içine su dökerek açık hale getirebilir. Biz de çok fazla doğru haber yaparak Türkiye'de bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Biz Türk İnternet Medya Birliği yok 81 ilde yapılanırken yaklaşık 2 aydan beri de her ilde temsilcilik açmaya başladık. İlk temsilcimizi Balıkesir'de açtık, Tekirdağ'da açtık. Dün İstanbul temsilcimizi açtık. Bugün de burada güzel İzmir'imizde temsilcimizi açıyoruz. Bakın seçime gidiyoruz. Seçime giderken hepimiz görüyoruz. Billboardları, billboard kirliliğini görüyoruz. Aslında buradan bir çağrı da yapmak istiyoruz. Özellikle siyasilere çağrı yapmak istiyoruz. Sadece billboardlar değil tanıtım yeri. Çevreciyiz diyoruz ama billboardlara birçok para yatırıyoruz. İşte internet medyası var, gazeteler var, televizyonlar var, radyolar var. Biraz da bunlara bütçe ayıralım. Bunların üzerinden gidelim. Yani sadece billboardlar bugün sizin yanınızda siyasetçiler ama belediye başkanı seçildiğinizde, il genel meclis seçildiğinizde bu medya gene size lazım olacak. Onlarla beraber yol alacaksınız. Yaptığınız çalışmalarını onları da anlatmaya çalışacaksınız. O yüzden buradan da bu çağrımız olsun. Sayın Bakanımla sağ olsun 20 yılın üzerinde birlikteliğimiz var. Belki çok kişi bilmez ama Türkiye'de denizcilikte kara listeden beyaz listeye geçtikse Sayın Bakanımızın sayesindedir. TÜPGEÇİT projelerinin delahada mimarıdır. Evet belki TÜPGEÇİT deniyor ama gerçekten hayata geçmesini o sağlamıştır. Beraber yakında çalıştığım için biliyorum. Yıllardan mecliste de beraber çalıştık. Burada olması da bizim için çok büyük bir şereftir Sayın Bakanım. Yani çok bize büyük güç kattınız. Çok teşekkür ederiz. Hem yılların da verdiği ilişki şeyinde bunu çok rahat söyleyebiliyorum. Biz aslında İzmir'de bu çatı altında hem son mühür hem radyoya gel çatısıyla beraber çok güçlendik. Ben Hakan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hakan Kandemir değerli genel müdürümüze, çalışanlarına. İzmir'de bu kadar güzel bir ofise de bize de yer verdiler. İşte biz geçen İzmir'deydik. Farklı bir konudan bahsedeceğim ama Azerbaycan'daydık. Azerbaycan'da Türklere son bir yıldan beri çok daha farklı bakıyorlar. Öyle bir Karabağ Savaşı'ndan sonra biz diyorlar Karabağ'da 2 tane zafer kazandık. Bir tanesi askeri zafer, işte İHA'larımız, SİHA'larımız gitti. Ermenistan'da Azerbaycan'ın topraklarını geri aldılar. Ama ikinci zaferimiz iletişim zaferiydi. Fransızlar ilk savaşta Fransız haber ajansı dünyaya Azerbaycan'ı çok farklı tanıttı ama İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'un önderliğinde Türk medyasıyla Azerbaycan medyası birleşti. Türklerin haklılığını dünyaya tanıttı. İşte medyanın gücü bu. Yani medyayı niye biz birleştirmek istiyoruz diye bize soruyorlar. İşte bunun için birleştirmemiz lazım. Sadece Türkiye'de değil, dünyaya da Türklerin haklılığını savunmamız lazım. Gelecek dönem iletişim dönemi ve internet dönemi ve internet haberciliği dönemi. Yani 15 Temmuz'da sabahleyin gazetenin çıkmasının ne anlamı vardı? Zaten her şey bitmişti. Ama internet gazetecileri Türk'te bizim 81 ildeki
bütün gazeteci arkadaşlarımız vatanına, milletine bağlı ve o gece görev yaptılar. O gece manşetlerine taşıdılar ve 15 Temmuz'un belki de tabii Cumhurbaşkanlığından sonra başarılı olmaması için en büyük şeyler internet gazeteci. İşte o yüzden biz sadece internet gazetesi de değiliz. 1000 tane internet gazetemiz içinde 300 tane yerel gazete var ama internet haber sitesi var. 200 tane radyo var, internet haber sitesi var. 30 tane yerel televizyon var. Hem de Türkiye'nin en iyi yerel televizyonları. Çay TV, Kon TV gibi, Kanal Fırat gibi ama internet haber sitesi var. Geçen yılda internet yasası çıktı. İlk defa biz gazeteci kimliğine büründük. Elbette eksikleri var. Şimdi onları hep beraber düzeltmemiz lazım. Ben lafı da çok fazla uzatmayayım. Çok değerli vekillerimiz var, bakanlarımız var. Ben buraya geldiğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Çok değerli Son Mühür ve Radyo Ege ailesine ve Hakan Bey'e, değerli çalışanlarına, Türk İnternet Medya Birliği adına çok teşekkür ediyorum. Tabii en büyük teşekkürümüzü bize güvenerek bu görevi veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, ona ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü bize güvendi. Ve oraya giden süreçte de zaten birçok eliminasyondan uğradık. Ben İzmir'de olmaktan çok mutluyum ve hepinize çok saygılar ve sevgiler sunuyorum. Timbir Genel Başkanı Doktor Süleyman Basa'ya konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Şimdi sıkça program yaptığımız, bir araya geldiğimiz, zaman zaman güldüğümüz, eğlendiğimiz, zaman zaman da sinirlendiğimiz bir isim, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, çok değerli vekilim, değerli konuklar. Hakan Kandemir Kemal Paşalı'dır biliyorsunuz. Benim çocuğum. Kendisi medyaya gireceği zaman bana danıştı, ne yapayım diye. Dedim ki, çünkü Türkiye'nin üçüncü büyük kentinde ulusal kanal yok. Koskoca Türkiye'nin üçüncü büyük kentinde ulusal kanal yok. Bir de TV'miz vardı, o da kapandı. Ama Anadolu'nun en küçük illerinde 3-4 tane kanal var. Bu da bizim ayıbımız diye düşünüyorum ben, İzmirlilerin ayıbı diye. Hakan dedi ki böyle böyle yapacağım. Tamam dedim, gir, gayet güzel olur. Çok gönüllü verdi, sağ olsun. Çok yol aldı. Dedim en çok üzerine durduğum konu Hakan Medya'nın. İşte ulusal kanalın bir tane burada açılması diye çok uğraştı ama inşallah yakın zamanda o da olur İzmir'imizde. Timbir Ege Bölge temsilcisini aldı. İnşallah daha da büyür. Kutlarım. Hepinize başarılar diliyorum da aynı zamanda. Basın halkın gücüdür. Halkın sesidir. Özellikle de yerel basın çok daha önemlidir. Yani halkı aydınlatmak, halka güvenli bir şekilde kesintisiz doğru bilgiyi vermek. Ben belediye başkanı boyunca zaten yerel basını ve her türlü basını elimden geldiği kadar destekledim. Ve bundan sonra desteklemeye devam edeceğiz. Hayırlı olsun diyorum ben. Basın demin söylediğim gibi güçtür. Birlikten kuvvetle var diyoruz. Ve haber alma özgürlüğümüzü iyi bir şekilde, iyi bir konumda hem fikrimizi söylemek hem dışarıdaki fikirler almak, haberler almak bütün vatandaşlarından zaten ihtiyacı. Onun için hayırlı olsun diyorum, saygılar sunuyorum. Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'ya teşekkür ediyoruz ve AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar'ı alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok saygıdeğer bakanım, partilerimizin çok değerli temsilcileri, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, Timbir Genel Başkanı ve çok kıymetli basınımızın değerli mensupları. Bugün tabii burada olmaktan, sizlerle birlikte olmaktan, bu küçük ama sıcak, kutlu ortamı sizlerle paylaşıyor olmaktan çok büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tabii çok önemli bir medya sektörü Timbir, özellikle internet haberciliği öteden beri gelecek vadeden ve belki de yakın bir gelecekte en önemli sektörlerden birisi olabilecek bir haber alma özgürlüğümüzün en önemli temsilcileri. Burada bugün bu temsilciliğin alınmış olması ve burada bu kadar güzel güzide insanımızla birlikte olmak benim için ayrıca onur ve gurur verici bir hadise. Sayın Bakanım, belki tevafuk olacak ama
İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Dijital Mecralar Komisyonu'nun kurulmasında kanun teklifi sahibi bendim. İnşallah böyle hayırlı bir komisyonun kurulmasına vesile olmak da çok büyük mutluluk ve onur verici bir şey. İnşallah bundan sonra internet haberciliğinin hak ettiği yere ulaşması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğimizi burada bir kere daha ifade etmek istiyorum. Tabii Hakan kardeşimi de böyle bir hizmet kervanı içerisinde yer almasından dolayı kutluyorum, tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyor. Hazirini tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar'a konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Ve son olarak sözü Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanı Ahmet Arslan'a veriyoruz. Alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, ben de hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Elbette ki Timbir'e, Genel Başkanı, değerli dostum Sayın Süleyman Basay'a, değerli vekilime, ekibine, şimdi Hakan Bey katılmış aileye, onlara başarı dileklerimizi iletiyoruz. Elbette ki konuşmaların hepsi birbirinden değerli, birbirinden kıymetli ve önemliydi. Buna şüphe yok. Tabii internet medyası yeni bir durum değil. Özellikle son 20 yılda altyapının ilerlemesine bağlı olarak çok önemli bir konuma geldi. Ve daha önemlisi, onu daha önemli, daha değerli kılacak olan haberlerin, bilgilerin doğru verilmesi, doğru iletilmesi ve doğru yorumlanması. Bu konuda inşallah birlik emek sarf eder, gayret sarf eder. Bu platformun, bu sektörün yanlış anlaşılmasını, yanlış anlaşılmaya vesile olacak adımlar ve hareketler içerisinde bulunmasını engeller. Zira bunu engellediğiniz oranda sektör hem güvenilir hem geleceğe adım, emin adımlarla yürüyebilir olur. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum ve bu konu size düşüyor. Güzel bir yola çıkmışsınız. Tem bir şemsiyesi altında birçok kişiyi bir araya getirmek güzel bir şey. O yüzden başarı diliyorum. Yolunuz açık olsun inşallah. Yine Süleyman Basa Başkan birkaç şey söyledi benimle ilgili. Hem kendisine teşekkür ederim hem saygıdeğer hazuruna. Değerli hazurum, ben 2,5 yıl yaklaşık Ulaştırma Bakanlığı yaptım. 12 yıl milletvekilliği yaptım ama ondan önce İzmir'in özellikle iyi bildiği DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü'nün de genel müdürlüğünü yaptım. Türkiye'nin kara listeden beyaz listeye geçmesi de o döneme özellikle denk geliyor. Benim şansım ulaştırmacı biri olarak bu ülkede güçlü bir iradenin olması ve uzun soluklu olmasına bağlı olarak da şu projeyi de yapsak, bu projeyi de yapsak diye heveslenen bir ulaştırmacıdan şu projeyi de yaptık, bu projeyi de yaptık, onun içinde de yer aldık diyebilen biri olma şansı yakaladım. O yüzden bu şansı verenlere de, bu şansın oluşması adına duruş sergileyen topluluğumuza da, insanlarımıza da, hasreten huzurlarınıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Tekrar bu platformun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başarı dileklerimi iletiyorum. Cümlemi yinelemek istiyorum. Siz ne kadar sağlıklı bir şekilde bilgi alır, toplumu bilgilendirirseniz, ne kadar sağlıklı bir şekilde toplumun taleplerini özellikle siyaset kurumuna, idarecilere iletirseniz, o platform o derece başarılı ve o derece emin adımlarla geleceğe yürür. İnşallah bu konuda siz iyi bir aracılık yapacaksınız. Buna hiç şüphem yok. Bu yolda da başarı dileklerimi iletip tekrar hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanı Ahmet Arslan'a konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Şimdi açılış törenimizi gerçekleştireceğiz. Kurdelemiz bir taraftan hazırlanıyor ama onun öncesinde bir hediye takdimimiz olacak. Kandemir Medya İcra Kurulu Başkanı Hakan Kandemir'e Timbir Cumhurbaşkanlığı kuruluş kararnamesini vermek üzere Timbir Genel Başkanı Süleyman Basay'ı kürsüye davet edeceğim. Thank you.
Ben de buraya gideceğim. Evet, hediyeler için de çok teşekkür ediyoruz. Kurdele kesimine geçeceğiz. Eğer hazırsa. Eğer bir mikrofonumuz daha varsa bir fotoğraf çekimi mi? Kürsü duracak mı kurdele? Kurdeleyi kapıda mı? Burada mı keseceğiz arkadaşlar? Burada keselim. Tamam, tamam. Kürsüyü şöyle çekelim ki. Tabii ki. Sayın Başkanım. Evet, emeği geçen değerli isimlerin açılışı gerçekleştirmek üzere. Şöyle hemen kürsünün önünde bulunan alana doğru rica edeceğiz. Bir mikrofonumuz daha varsa belki ihtiyaç olabilir kurdele kesimi öncesi. Kurdele geliyor mu? Kurdele şöyle alalım. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan Türk İnternet Medya Birliği, Radyo Ege ve Son Mühür'le bir işbirliğine imza atıyor. İzmir İl Temsilciliği açılışını gerçekleştiriyoruz. Belki konuşacaklar olur, bir bulunsun. İstiyorsan mikrofon. Hakan evet. Mikrofonu Sayın Bakanımıza mikrofonu uzatalım. Buyurun efendim. Şöyle kurdele kesimi U şeklinde değil de düz olursa herhalde fotoğraflar açısından daha iyi olur diye düşünüyoruz. Evet, tekrar değerli başkanım, tekrar hayırlı uğurlu olması dileklerimizle bismillah deyip kesiyoruz. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Alkışlarınızı alalım. Diş birliğine imza atıyor Kandemir Medya. Ayaklarınıza sağlık hepinizi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan Türk İnternet Medya Birliği Radyo Ege Son Mühür İşbirliği'nde İzmir İl Temsilciliği'nin açılışını gerçekleştirdik. Değerli hazırın, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz efendim. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanımız aramızdan. Sayın Bakanımız Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanı Ahmet Arslan aramızdan ayrılıyor. Kendisine bir kez daha katılımlarından ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın AK Parti İzmir Milletvekilimiz Yaşar Kırkpınar da zannediyorum ki aramızdan ayrılıyor. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Tüm mazlumlarla birlikte elbette ki. Değerli misafirlerimizi vakti olanları içeride alabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyelim.